Merhaba arkadaşlar, yeni bir pratik matematik videosu. Şimdi bu sayı sorusu, sayı sorularında en önemli kısım şu üstte verilen metin. Metne dikkat ediyoruz çünkü burada bir uyanıklık yapabilir. Mesela burada yapmış, x veya iki basamaklı doğal sayılar demiş, altını da çizmiş, çizmeye de bilirdim. İki basamaklı doğal sayılar olmak üzere bu eşitliği sağlayan kaç tane x sayısı vardır? Şimdi mantıken bu soruya ilk baktığında insan bir şey der. İki basamaklı doğal sayı ne var? Mesela 10 var, temiz. 10, x, y 10 olursa x 75 olacak ki anca çıkarayım. Y 10 oluyormuş der. Sonra bakar, 11 de oluyor. X 76 olur falan. Böyle uzun uzadıya yazabilirsiniz. Matematikten çok gözünüz korkuyorsa yazarsınız. Ama bunun pratik yolu şu. Şimdi y ne olabilir? Bir 10 olabilir dedik. Tamam. En küçük 10. Ondan daha küçük olur mu? 9 olamaz çünkü iki basamaklı değil. Tamam. Peki x en fazla ne olabilir? X de en fazla 99 olur değil mi? 100 olamaz. Çünkü 103 basamaklı bir sayı. 99 yazdığımızda y ne oluyor? 34 oluyor sanırım. 34 oluyor, tamam. Şimdi ne yaptık? En küçük değerine y'den baktık, en büyük değerine x'ten baktık. Y 34 oluyormuş. Demek ki aslında bu 10, 11, 12 diye gidiyor, 34'e kadar gidiyor. Şöyle bir sağlamasına bakalım. Cidden yani y 10 veya 34 haricinde bir şey olabilir mi? 10 ile 34 arası. Mesela 40 olsaydı y ne olacaktı? X çok büyük oluyordu. Peki y 10'dan küçük olsaydı, 9 olsaydı iki basamaklı işaretini oynuyordu. Dolayısıyla bu arada bir şeymiş. 10 ile 34 arasında. Peki 10 ile 34 dahil mi? Sorunun ana noktası bu. Dahil. Öyleyse ben ne diyorum? 10'dan 34'e kadar. Yani ne demiyorum? 10 ile 34 arasında demiyorum. Bunu demiyorum. Bunu dersem ne oluyor? Şuradan bundan buna kadar dersem 34'ten 10'u çıkarıyorum, 1 ekliyorum. 34'ten 10 çıktı, 24, 1 ekledim, 25. Demek ki arada 25 tane sayı varmış. Zaten şıklar birbirine yakın değil. Bu çıkmış soru. Aralarda 5 fark var ama hani tek tek de 10'dan işte 10, 11, 12, 13, 14 diye sayabilirsiniz. Sayarsanız yine 25 tane sayı olduğunu görürsünüz. Buradaki pratik nokta olarak neyi kullandım? En küçük değeri bulurken buna baktım. En büyük değeri bulurken buna baktım. Çünkü bu üstten sınırlayacak, bu da alttan sınırlayacak. İki basamaklı olduğu için bu şekilde soruyu pratik bir şekilde çözebiliyoruz.